Burcu, bu güzellik ne? Bu güzellik ne? Allah seni ne kadar güzel yaratmış maşallah. Bu güzelliğinden çok sevin ve sana Allah uzun ömür versin. Çok çok beğenilecek bir güzelliktesin. Canımın içi, çok seçici olun tabii, çok dikkatli olun. Yani kendini gizliyorsa siz de kendinizi çekin. Mesela konuşmuyor. Geçen de anlattım. Ya diyor, ben diyor konuşmaktan belki hoşlanmam. Dinlemekten hoşlanırım diyor. Ya küfreder gibi bir laf. Tamam, karşılıklı susup oturalım o zaman. Ya dünyanın en uyanığı sen misin? Ben de o zaman dinlemekten hoşlanıyorum. Değil mi? Ben de dinleyeyim. Yani senin ne üstünlüğün var? Karşındaki insanla nasıl böyle bir bakış açısı geliştiriyorsun? Bu benim gördüğüm saygısızlıktır ve münasebetsizliktir. Böyle insanlardan uzak durmak lazım. Yani hiç dinlememek gerekiyor. Efendim, eğer kendi sesiyle konuşmuyorsa, aşırı kibarlaşıyorsa ona da çok dikkat edin. Yani kırılıp dökülüyorsa bu bir anormalliktir. Çünkü kendini gizliyor demektir. Yani aşırı kibarlığın bir açıklaması yok. Yani kırılıp dökülmesi için de bir neden yok. Eğer kendi olarak konuşuyorsa tamamdır. Yani Evet. kendi sesi, kendi yüzü, kendi konuşması, kendi mantığı olması lazım. Yani mesela beğendiğine beğenmiyorum diyorsa bu bir anormalliktir. Yahut tam tersi. Veyahut aşırı düşünüyorsa bir şey sorulduğunda. Yani basit sıradan bir şey. Mesela diyorsun ki ne düşünüyorsun? Gözlerini yana kaçırıyor mesela. Uzun uzun düşünüyor. Ne, ya sana fizik problemi sormadı ki. O an ne düşünüyorsun onu soruyor. Ay şunu diyebilirsin, ya söylemek istemiyorum diyebilirsin. Ama gözünü yana kaydırıp uzun uzun düşünüyorsa oyun oynuyor demektir. Yani bir yalan hazırlıyor demektir. Çok samimiyetsiz bir hareket demektir. Ama şöyle diyebilir, ya aklımda olanı şu an söylemek istemiyorum diyebilir. Veya biraz düşüneyim, ondan sonra söyleyeyim. Var aklımda bir şey ama mahsur olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Onu biraz düşüneyim. Bunlar olur. Ama gözünü yana kaydırıp böyle hiç alakasız işte Rumeli Kavağı'ndaki bir geminin dumanı niye tersten gidiyordu falan, böyle ipsiz sapsız onu düşünüyorsa bu terbiyesizliktir. Başka bir şey değil, yani densizliktir. Yani alakasız, kel alaka ifadeler veriyorsa buradan da anlayabilirsiniz. Gözünden anlaşılır bir insan. Yani samimi mi değil mi? İlk başta oradan. Yani şuursuz bakıyorsa çok riskli olabilir. Yani boşluğa bakıyorsa, şuursuz bakıyorsa riskli olabilir. Kendi sesiyle konuşmuyorsa riskli olabilir. Değişip bir mesela sesini falan inceltip özellikle kibarlaşıyorsa falan bir oyun var demektir. Yani bir oyunun ön hazırlığıdır bunlar. Çünkü bir süre sonra gerçek kişiliğini ortaya koyacak demektir. Gereksiz utangaç takılıyorsa bu da bir oyundur. Utangaç olmadığı halde gereksiz utangaçı oynuyorsa, yani tiyatro sanatçısı gibi pozlara giriyorsa bu da bir oyun türü olur. Bunlara dikkat etmek gerekiyor.